Moralim çok bozuldu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ceren neredeyiz? Hoş geldiniz. Bugün önce tartılarak videoya başladım ama siz şimdi göreceksiniz bunu. Arkadaşlar 1,5 yıldır herkesin ama herkesin deli gibi istediği bir şey yapacağım. Bakın. Kilo aldım ben zaten. Bunu biliyorum. Ama bak az önce 1,5 litre su içmedim mi Ali? 1,5 litre. İçtim ve de yani onları nasıl çıkartayım hemen? Çıkıyorum ama bundan 1 kilo düşük. Yani benim 48,5 kilo falan olmam lazım. Çıkıyorum. Ay aşkım yalan! Yalan! Hayır! Kes! Şimdi arkadaşlar bir de yemekten sonra tartılacağım. Ama kesinlikle 49 kilo değilim ben. Evet kilo aldım biliyorum. Hatta kilo aldım farkında mısın yazmış bir tane videomun altında birisi. Adamım çok özür dilerim. Evin içinde kocaman çadırın ne iş var mesela yani şu anda? Bir gün boyunca çadırda karantina challenge çekeceğim. Allah'ım ya Rabbim ya. Var işte var evin içinde çadır. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben 48,5 kilo oldum. Bunu kabul ediyorum. Kilo aldığımı farkındayım. Ama yani 3 kilo aldım ne olacak? Yani yediğim yakışmıyordu arkadaşlar 44-45 kiloyken. Ben de bu pandemi döneminde kilo alanlardan biri oldum. Tutup da 10 kilo almadım değil mi Ali? Birazcık sağa daha bak ayağına. Tamam. İyi tam mi? Tam ortala. Yani ama orta... Simetrik olması lazım koltuk. Ortaladım. Tamam. Güzel mi? Ha, güzel. Konuşmaya güzel. Devam edeceğim. Evet devam. Arkadaşlar lütfen bir şey de yemekten sonra tartılacağım ya. Hı. Önümde kaç kilo var? 3 kilo falan var değil mi? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı 3 kilo falan var. Kavurma pilav rekoru. Bunu ben topluluğumda yazmıştım. Böyle mi yapayım? Şöyle. Şimdi sola doğru kaydım. Şimdi toplulukta yazdım ki kurban bayramı özenle video çekeyim. Kavurma pilav çok gelmiş. Ben de kavurma pilav yapmaya karar verdim. Çok da severim. Hepimiz çok severiz eminim ki. Ama benim bir tane arkadaşım var. Kulakları çınlasın. Kavurmayı hiç sevmez. Dedi. Öyle işte arkadaşlar. Ama şu anki kilomdan gayet memnunum. Çünkü kıyafet mesela 34 beden alıyorum. Oluyor 34 beden. Olmama gibi bir şansı olmuyor yani Allah'tan ki. Ne Ali? Sana bakıyorum. Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben. Neyse bir şey demiyorum ben. Hadi seni bir gün boyunca ormanda çadırın içinde hapsedelim. Ne diyorsun? Aç karnına. Aç karnına. Olur. Hiç yemek yemeyeceksin. Su içmeyeceksin. Su içerim canım. Hayır yok. Manyak mısın o zaman bana bu eziyet neden yapmak istiyorsun ki anlamadım. Zor şartlarda hayatta kalma işte. Ali beni şey zannediyor. Neydi adamın adı? Et. Et. Et Sheeran dedi. Et Sheeran şarkısı. Şarkıcı. Bir tane adam var ya belki bazılarınız biliyordur. Onu atıyorlar ıssız bir yere. O barınak yapıyor, yeri geliyor. Çok affedersiniz ama içiyor vesaire vesaire. Ha, yemeğin ortasında söylenecek şey miydi bu? Ben yemeğin ortasındayım. Tamam insanlar seni yemek yerken izliyor. Evet doğru. Çoğunluğu. Instagram takipçilerim Bilgim Hoca ne? Mikrofonun açık değil. Sesin gelmiyor. Açık? Yok değil. Instagram takipçilerim Bilgim Hoca ne yediğimi yönetiyor. Videosu 20 dakika oldu diye çok uzun diyenler olmuş arkadaşlar. Bence ideal video en fazla 15 dakikadır zaten. Ali onu bilerek uzattı. Şu yüzden önceki de 9-8 dakika mı 8 dakika mı ne olmuştu? Bu ona da şey demişlerdi daha uzun Hayır. olsaydı keşke. Şöyle yani o kadar uzun olmasının sebebi yemek vesaire de insanlar yediğini görsünler o yüzden uzatmıştım ben onu. Bir de normalde hep aynı şeyi yaptığımda bu sefer şarkı nedense yüksek kalmıyor. Hmm. Evet öyle bir olay da oldu. Affedersiniz diyebilirsin Ali izin veriyorum. Pardon. Duyulmadı. Pardon. Ya özür dilerim. Arada kaçmış. Allah'ım. Kavurmayı çok güzel yapmışım. Ben yaptım bunu. Annem korkut elinde de. O yüzden ben yaptım. Çok güzelmiş ama kendim böyle bir kavurma beklemiyordum. Helal bro. Ha? Helal bro.
nasıl gidiyor? Güzel gidiyor. Nasıl gidiyor gibi gözüküyor. Ben yedikten sonra tartılmak istemiyorum sanırım Ali. Hı hı. Çünkü kalbim buna dayanmayacak. Ne? Çünkü kalbim buna dayanmayacak. Ben kaçmamış ama. Hı? Yoruldum.
Ya takipçim yazmış ki bu arada bana. Sürekli sağ tarafınla yiyorsun. Bu ileride yüzünde bir bozukluğa neden olabilir mi yazmış. Çok teşekkür ederim beni düşündüğün için. Ben bunu hiç düşünmemiştim ama sol tarafımda yiyemememin sebebi arkadaşlar diş eti şişmesi var sol tarafımda ve böyle çok yiyemiyorum sol tarafımda. Ve de doktoruma gitmem lazım. Doktorum da yurt dışında. Ne pandemiden dolayı da ne zaman gelecek bilmiyorum. Ben de başka dişçiye gidemem çünkü gidemem yani öyle bir şey var bende. Ama eğer hala devam ederse gideceğim, mecbur gideceğim. Bitti. Oha. Bir çok. Akış yap. Hadi gel bana gidelim Ali. Ay ne yapıyorsun? İki buçuk kiloymuş bu arada. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz, beğenmediyseniz de nedenini aşağıya yazın. Ama gönlüm olsun diye de beğenirseniz de mutlu olurum. Belki beni seviyorsunuzdur ama bir şey sevmemişsinizdir. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hala kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.